Beyblade üzerine oyuncaklardan tüm anime serilerine uzanacak şekilde bir video hazırlamıştım. Bundan yaklaşık 2 yıl önce. Videoyu sizler talep ettiğiniz için değil, Beyblade'e olan bağlılığımdan dolayı yapmıştım. Nitekim yıllar boyunca o video en az izlenen videolarımdan birisi oldu. Ancak son günlerde YouTube algoritması videoyu istediğim kişilerin önüne çıkarmış olsa gerek, video biraz popülerlik yakaladı. 2000'lerde bu çizgi filmi hayranlıkla izlemiş, şimdilerde 20'li 30'lu yaşlarına gelmiş kişiler yorumlarda kendilerini belli etmeye başladı. Bu benim açımdan çok sevindirici oldu. Aynı ruhu taşıdığım, çocukluğuna özlemle bakan birçok kişiyi o anlara az da olsa götürebilmiştim. Bunun üzerine ben de daha ileri giderek animenin en sevilen karakteri olan Kai Hiwatari için özel bir video hazırlamak istedim. Kai Hiwatari nesil olarak hepimizin idolüydü. 3 sezonluk anime yolculuğu ve mangaların birleşimiyle sizlere Kai Hiwatari'nin hikayesini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda Kai'nin gizemli geçmişini, Beyblade serisi boyunca yaşadıklarını ve de belki de hepinizin en çok merak ettiği şey olan Kai Hiwatari'nin sonunu öğreneceksiniz. Kai'nin karanlık geçmişi. Mangada karakterimizin geçmişi üzerine çok daha fazla şey öğrenebiliyoruz. Kai, Hiwatari Enterprise isimli dev şirketin sahibi olan Japonya'nın soylu bir ailesinin torunu. Şirketin en üstünde büyük babası Voltaire Hiwatari yer almakta. Onun oğlu ve Kai'nin babası ise Susumu Hiwatari. Kai çocukken babasıyla çok yakın ilişki içerisinde. İkisi beraber çok kez Beyblade maçı yapar ve Kai de babasına hayranlık besleyerek büyür. Buraya kadar her şey yolunda iken Kai'nin büyük babası otoriter birisi olarak oğlunun Beyblade üzerine çok düşmesi ve şirket işlerini aksatmasını hoş karşılamamaya başlar. Büyük baba da Susumu'yu Beyblade'lerden tamamen uzaklaşmadığı takdirde şirketteki pozisyondan almakla tehdit eder. Kai'nin babası fevri bir kararla tutkusu olan Beyblade'leri ve onun üzerine araştırma yapmayı seçer. Ardından hem şirketten hem de Japonya'dan ayrılır. Kai de onunla beraber gelmek ister ama büyük baba buna engel olur. Büyük babasının gözetiminde büyüyen Kai, onlu yaşlarına geldiğinde babasını kendisinden çaldığı fikrini benimseyerek Beyblade'lerden nefret etmeye başlar. Bu isyankar tutum onun tüm Beyblade'leri yok etme fikrini benimsemesine sebep olur. Bu karardan sonra hepimizin bildiği köpek balığı dişlerini andıran savaş dövmelerini yüzüne işler. Kai'nin hikaye boyunca sahip olduğu soğuk ve bazen öfkeli tutumun altında her zaman bunlar yatmaktadır. Devamında büyük babasının üst yöneticisi olduğu, istismara varacak boyutta zorlayıcı bir eğitim barındıran Borg isimli örgütün yetiştirme yurtlarına yerleştirilir. Anime ile manga paralel bir kurguda ilerlese de mangada Kai hakkında daha fazla detaya ulaşabiliyoruz. Şimdi Kai Hiwatari'nin anime serisi boyunca macerasını kısaca hatırlayalım. Kai, Bakuten Shoot Beyblade'in ilk bölümünün son kısmında karşımıza çıkıyor. Mahalledeki Beyblade'leri çalmalarıyla, bazen de parçalamalarıyla ünlü olan kabuk kırıcıların lideri olan Kai, hali hazırda bilinen bir Beyblade oyuncusu. Gelelim onunla ilk karşılaştığımız ana. Beyblade'in ana kahramanı Takao, kabuk kırıcı üyelerinden Hiruta'yı yendikten sonra ilk defa Kai ile yüz yüze gelir. Kai Takao'ya yenildiği için Hiruta'ya sağlam bir tokat atar. Bunun üzerine Takao Kai'ye meydan okur. Beyblade'ler fırlatılır, Kai bir saniye içerisinde Takao'nun Beyblade'ini paramparça eder. Bu sert giriş karakter hakkında büyük bir gizem oluşturmaya başlar. Bölümler ilerledikçe de Kai Hiwatari bu gizemli yapısından neredeyse hiçbir şey kaybetmez. Birinci sezonun ikinci bölümünde Kai ile Takao tekrardan karşı karşıya gelir. Kabuk kırıcılar bilgiçi esir almıştır ve Takao'nun onu özgürlüğe kavuşturmak için Kai ile tekrardan müsabakaya girmesi gerekir. Maç esnasında Kai'nin görkemli kırmızı anka kuşunu ilk defa görme imkanı buluruz. Ardından da mavi ejderha beklenmedik biçimde ortaya çıkar. Kai o anda Takao'yu hafife aldığını anlar. Maç berabere biter ve bilgiç serbest kalır. Bundan sonra Kai'nin hikayesini şekillendirecek etken bir Beyblade turnuvasıdır. Bu turnuvada önüne gelen herkesi yenen Kai, finalde Kinomiya Takao ile tekrardan rakip olur. Büyük bir mücadeleden sonra Takao'ya mağlup olur ve turnuvada ikinci olur. Bunun üzerine her şey bitti sanarken turnuvanın ilk 4 yarışmacısının Japon takımının kadrosunu oluşturacağını öğreniriz. Takao, Kai, Rei ve Max
Japon takımının dünya şampiyonası oyuncuları olarak seçilmiştir. Kai kadroda yer almaya pek gönüllü olmasa da kabul etmiştir çünkü onun asıl amacı dünya üzerindeki en iyi Beyblade'cileri yenmek ve kutsal canavarları görmektir. Japon takımının şampiyona yolculuğunun başlarında Kai gerek olmadıkça pek maça çıkmaz. Arada sırada dışarıdan kritik taktikler vererek yardımcı olsa da soğuk tutumu uzun süre devam eder. Kai için en önemli anlardan birisi Robert Kalesi'nde gerçekleşir. Johnny isimli Beyblade oyuncusu Kai'ye aniden meydan okur. Karakterimiz Johnny'yi başta hafife alsa da ona mağlup olur. Neyse ki intikamını Avrupa turnuvasında alır. Kai'nin hikayesinin dönüm noktası Rusya'ya gidince başlar. Rusya'da çocukluğunu geçirdiği örgütle karşılaşan Kai tuhaf davranmaya başlar. Borg isimli manastır bünyesinde barındırdığı çocuklara işkenceye varacak düzeyde antrenmanlar yaptırarak onları Beyblade'ci olarak geliştirmektedir. Kai'nin büyük babası da bu örgütün lideri olarak Kai'yi burada büyütmüştür. Japon takımının Rus takımıyla karşılaştığı bu bölümlerde Kai için zorlayıcı günler başlar. Bir yandan geçmişiyle yüzleşirken, bir yandan kimliğini sorgulayan Kai, tabiri caizse Dark Side'a geçer. Çok daha güçlü olmalıyım. Ama bu imkansız! Ve Borkov'un ona uzattığı efsanevi güç olan Siyah Tranzayı geri çeviremez. Siyah Tranza belki de animenin en havalı, en güçlü Beyblade olarak karşımıza çıkar. Kai Siyah Tranza'yı seçerek Rus takımı Borg'un da üyesi olmuş olur. Dostluk maçı altında diğer ülkelerden gelen herkesi acımasızca yenerek tüm kutsal canavarları ele geçirir. Ben de bunu bekliyordum işte. Kai tam anlamıyla güç zehirlenmesi yaşıyordur. Güce olan istenci onu çok acımasız ve umursamaz birine dönüştürmüştür. Hepimizin hatırladığı Baykal Gölü maçı var ki bu bölüm kimilerine göre serinin en iyi dakikalarını içerir. Kai neredeyse tüm kutsal canavarları barındıran Siyah Tranzası'yla Takao, Rei ve Bilgiç'in karşısındadır. Onları önlenemez gücüyle yendikten sonra o sırada annesiyle uçakta olan Max'ı bir anda önünde bulur. Max annesinin verdiği yeni Drasiel'le Siyah Tranza'ya direnirken Takao bir anda mavi Tranza'yı fırlatır. Kırmızı anka kuşu. Bu nasıl bir güç? Mavi ejderha, kırmızı anka kuşu, beyaz kaplan ve kara kaplumbağa birleşerek inanılmaz bir güce erişir ve Siyah Tranza'yı mağlup eder. Evet. Bundan sonra Baykal Gölü'nün buzları çatlar ve Kai Japon takımından uzaklaşmaya başlar. Çok duygusal anlar yaşadığımız bu dakikalarda Takao, Max, Rei ve Bilgiç Kai'nin elinden tutar ve onu yanlarına çekerler. Dostluk her şeyin üstesinden gelmiştir. Kai de Japon takımına geri dönmüştür. Bu senin. Nereye gidersen git sakın yanından ayırma. Rus takımına karşı yapılan zorlu müsabakalarda Kai Sergei'ye karşı mücadele eder. Ancak Sergei onu saha avantajıyla yener. Kırmızı anka kuşunu o anlığına kaybeden Kai, neyse ki finalde ona tekrardan kavuşur. Beyblade'in ikinci sezonu olan V-Force'da Kai artık Beyblade işlerinden elini eteğini çekmiştir. Kendisiyle yarışabilecek kimsenin kalmadığını düşünen karakterimiz sıkıcı bir lise hayatı geçirmektedir. Ta ki okuluna gelen yabancı birisi ona meydan okuyana kadar. Kai bu meydan okumayı birkaç kez geri çevirse de sonunda yıllardır kullanmadığı Dranzası'yla Beyblade müsabakasına girer. Dunga isimli bu elemanla karşılaşması berabere biter ama Kai Beyblade'den aldığı hazla tekrardan kavuşmuştur. Bu sırada Japon takımının geri kalanı da buna benzer gizemli saldırılar altında kalınca kader onları tekrardan birleştirir. Dört kutsal canavarın peşinde olan bu ekip sezon boyunca Japon takımı üyelerinin ana rakiplerinden birisi olur. Sezonun diğer zorlayıcı rakipleri ise klon kutsal canavarları tasarlayan örgüt olur. Siber kutsal canavarları kullanan Beyblade oyuncularından birisi de Kai'nin lise arkadaşı Yuya olur. Dunga'ya karşı yenilen Yuya akıl sağlığını yitirecek boyuta gelir. Hatta daha sonrasında hayatını kaybeder. En azından orijinal seride böyle olur. Bunun verdiği intikam arzusuyla Kai ve Japon takımı siber kutsal canavarlara sahip ekiple karşılaşır. Hepsi kendi kutsal canavarlarının kopyasıyla mücadele etmek zorunda kalsalar da üstünlük sağlamayı başarırlar.
Bundan sonra Kay ve Rei, muhafızlardan olan Dunga ve Yusuf'la kıyasıya bir maç yapar. Nihayetinde Rey'nin daha önceden kaybettiği Beyaz Kaplan ve aynı zamanda maç da kazanılır. Sezonun sonuna yaklaşırken bir turnuva başlar. Herkes ikili takım oluşturması gerektiği için Kay ve Rei, Max'la da Takao ekip olur. Bu turnuvada Kay, Zeo isimli Beyblade oyuncusuna kaybeder ve Kırmızı Anka Kuşu'nu da tekrardan yitirmiş olur. Bu durum onu inanılmaz hayal kırıklığına uğratır. Yine de bu sezonda Kay'ı kişilik olarak çok daha ılımlı, arkadaş canlısı ve olgunlaşmış birisi olarak görürüz. Sezon sonunda Takao'nun Zeo'yu yenmesiyle Kırmızı Anka Kuşu da Kai'ye geri döner. G-Revolution belki de hepimizin en az bildiği sezondur. Japon takımı üyeleri bu sezonda dağılmış, kendi takımlarında yarışmaktadır. Kai ise Yuri ve Sergei'nin olduğu Borg'a geçmiştir ama Borg'un başında bu sefer birinci sezondaki gibi Borkov yoktur. Turnuvayla başlayan üçüncü sezonda Kai turnuva boyunca Rei ve Max'ı yense de asıl amacı Takao'yu mağlup etmektir. Nitekim turnuva finalinde Borg ve Japon takımı finale kalır. Sonunda da Kai ve Takao'nun efsanevi Beyblade maçı başlar. Seri boyunca geçen en çetin kapışma budur belki de. Kıran kırana geçen maçı az farkla da olsa Takao kazanır. Bundan sonra Kai uzun bir süre sezonda görünmez. Ardından onu bir turnuva finalinde Brooklyn isimli doğal yetenekli bir Beyblade oyuncusuyla karşı karşıya görürüz. Yine zorlayıcı geçen bir maçın ardından Brooklyn Kai'nin dranzasını paramparça eder. Kai de özel hazırlanmalar yaparak tekrar Brooklyn'le yüzleşir. Büyük mücadelenin sonunda Kai her şeyini vererek Brooklyn'i yener. Ancak bu zafer hem Kai'ye büyük bir hasar verir hem de Kırmızı Anka Kuşu'nun ölmesine sebep olur. Dranza maçı kazanabilme adına böyle bir fedakarlık yapmıştır. Ancak Kırmızı Anka Kuşu efsanesinde olduğu gibi küllerinden yeniden doğarak tekrar Kai ile bütünleşir. Kai ise yaralarını sararak Takao'ya Brooklyn'le olan maçında destek olmaya gelir. Tüm seri de tam Kai ve Takao maç yapmaya hazırlanırken son bulur. Ancak 2016 yılında Bakuten Shoot Beyblade'in yeni bir mangası çıktı. Henüz okuma fırsatım olmadığı için hikayenin içerisine ekleyemedim. Ama video ilginizi çekerse devam niteliğinde o mangadan da bahsedebilirim. Anime serilerinin arasında en havalı karakterlerden birisi olan Kai'yi hepimiz kimi zaman küstah, kimi zaman acımasız tavırlarıyla anımsıyor olabiliriz. Ancak onun backstory'sini incelediğimizde tüm yaptıklarının aslında en güçlü olmak uğruna atılmış adımlar olduğunu görebiliyoruz. Güce olan arzusu siyah dranzayı kabul etmesine ve Japon takımını yarı yolda bırakmasına bile yol açtı. Hiçbir zaman elindekiyle yetinemeyen, eşi benzeri olmayan hırsla mücadele eden kahramanımız izleyenler olarak hepimizin hafızasında özel bir yer edindi. Küstah ve gizemli tavırları onu havalı bulmamıza sebep olsa da aslında Kai'nin oldukça iyi niyetli bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Seri boyunca onlarca kişiye zor zamanlarda yardım etmesiyle, kimi zaman onların hayatlarını kurtarmasıyla ve belli etmese de takım arkadaşlarına duyduğu sevgi ve güvenle bunu bize hissettirmiş oldu. Hatta 3. sezonda sık sık gördüğümüz şekilde hayvanlara olan sevgisiyle onun sert mizacının altında saf bir çocuğun yattığını da öğrendik. Evet millet, bu animeyi izleyenler için çok özel bir video olduğunu düşünüyorum. Çünkü bundan yıllar önce daha küçücük çocukken idol olarak benimsediğimiz kurgusal bir karakterin yolculuğunu dinlemek keyif verici olmuştur diye düşünüyorum. Sizler de içinizden geçenleri yorumlarda yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.